Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir otomobil incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Megane E-Tech 100% elektrikli otomobili inceleyeceğim. Şimdi güzel bir doğadayız. Ortam çok güzel. Van'a geldik buradan. Renault Türkiye sağ olsun bizi Van'a getirdi. Ve daha sonra ne yaptık arkadaşlar? Hakkari yolunda bir yerlerdeyiz. Bozkır gibi bir yer arkadaşlar. Ve lafı fazla uzatmadan hemen ben Renault Megane E-Tech'in özelliklerine başlayayım. Her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümle başlayacağım arkadaşlar. Şimdi ön tarafta gördüğünüz gibi çift renkli bir tasarımımız var. Şu alt kısımlarda tamponun alt kısımlarındaki sarı renkler aracın iki farklı paketi var. Tekno ve ikonik olmak üzere. İkonik paketinde standart. İkonik paketinde sadece ve sadece kırmızı renkte bulunmuyor. Bence iyi de olmuş çünkü bu sarı biraz altın sarısı gibi. Kırmızı renge de güzel olmazdı. Tekno paketinde ne yazık ki buraları sarı değil arkadaşlar. Onu söylemiş olalım. LED farlarımız var. %100 LED farlar. Bütün farlarımız LED arkadaşlar. Ve klasik olarak artık yenilenen Renault logosu bu otomobilde yer alıyor. Fark ettiğiniz üzere aracın hava girişleri çok fazla yok. Özellikle burada ızgara yok. Alt kısımda var bir ızgaramız ama üst tarafta herhangi bir ızgara yok. Bunun temel sebebi ise arkadaşlar biliyorsunuz elektrikli arabalarda soğutmaya en azından bu taraf buradan bir soğutmaya ihtiyaç yok. Çünkü burada aracın motoru burada bulunmadığı için o yüzden öyle bir şeye ihtiyacı yok. Aracın bu ön kısmında da araçla ilgili çeşitli teknolojileri barındıran sensörleri görüyoruz. Ve döndüğümüz zaman lastiklerde 20 inçlik lastikler bizleri karşılıyor. Ve bu hem Tekno paketinde hem de ikonik pakette standart arkadaşlar. Oldukça büyük ve heybetli olduğunu söyleyebilirim lastiklerin. Bunun dışında tasarıma baktığımızda yan yüzde özellikle C sınıfı bir hatchback gibi düşünülse de aslında crossover'a da yakın, SUV'a da yakın bir otomobil arkadaşlar. %100 elektrikli bir C hatchback olan otomobil aynı zamanda SUV'lara da benzeyen bir tasarım var. Yani birazcık böyle karışık olmuş tasarımı. Çünkü baktığımız zaman şu alt kısımdaki siyah bölümleri gördüğümüz zaman dodikler görüyorsunuz. Aracı biraz daha böyle hani yerden yüksek bir havaya sokuyor. Şu anda aracın kapıları kapalı. Aynalar kendisi otomatik olarak kapanmış durumda görüyoruz zaten. Çok enteresan bir detay var. Bunu ben çok beğendim. Bakın yanına yaklaştık ve kapı kolları açıldı. İsterseniz şimdi kapatayım kapı kolunu. Tesla'daki olduğu gibi gizlenen kapı kollarımız var. Tekrar bir göstermiş olayım. Bu şekilde açılıp kapanabiliyor. Bence hoş bir detay. Tasarım anlayışı burada da devam ediyor. Hani hatchback ama biraz daha SUV'a yakın olan Renault'un farklı yani Clio'da falan da karşımıza çıkan gizli kapı kolu var arka taraftaki. Bunun sebebi de aracın sürtünme katsayısını düşürüp bu sayede arkadaşlar menzili biraz daha katkıda sağlamak. Arka tarafa doğru geçelim. Arka tarafımıza geldiğimizde ise yine son dönemde çok fazla karşımıza çıkan gördüğünüz gibi şöyle LED farlar var boydan boya. Bir de eğer bu paketi alırsanız ki şu andaki aracımız bizim ikonik paket arkadaşlar. 3 boyutlu LED farlarımız var. Burada böyle çok değişik bir tasarım var. Onları detaylı size göstereceğim. Yine Renault logomuz var. Megane yazımız var ve bagajı açma kapama tuşumuz da burada yer alıyor. Bu sarı detaylar arkadaşlar arka tarafta da karşımıza çıkıyor. Yine heybetli bir duruş söz konusu onu söyleyebilirim. Burada bir E-Tech elektrik yazısını görüyoruz. %100 elektrikli olduğunu buradan bize anlatıyor Megane. Gelmişken hemen hızlıca kapağı açmadan önce köpek balığı antenimiz var. Görüyorsunuz. Dacia Jogger videosunda anlatmıştım ben bunu da. Köpek balığı anten değil denmişti. Evet o değildi. Köpek balığı anten bu. Burada bir fren lambamız var. Üçüncü fren lambamız. Bagaj kapağımızı bir açalım. Şöyle açıyoruz. Bir manuel bir bagaj kapağı ve elektrikli sürümü yok arkadaşlar. Bagaj oldukça geniş. 440 litrelik bir bagajımız var. Çeşitli kancalar var. Çeşitli askı yerlerimiz mevcut arkadaşlar. Bunun dışında böyle çeşitli gözler falan da var. Bakıyoruz burada. Evet burada ne var? Aa bir tane yedek lastik olmadığı için bu araçta böyle bir solüsyon gibi bir şey var. Bunlar lastiğin içine enjekte ediyorsunuz ve tamirciye kadar gitmenizi sağlıyor. Böyle bir aksesuarımız da varmış. Onu da keşfetmiş olduk en azından. Şimdi içine baktığımızda şarj kablomuz var. Şarj kablomuzu burada görüyorsunuz. Şöyle bir sıkıntı var bence. Buraya bir şey yüklerken bu yükleme eşiği bayağı hani bir karıştan daha yüksek bir yükleme eşiği var arkadaşlar. Arkaya böyle açtığımızda da burada böyle enteresan bir boşluk var. Kocaman. Plastik buraya böyle hani çizme olabilir veya balığa gittiğiniz ıslak bir şeyler koyabilirsiniz gibi geliyor bana. Böyle enteresan bir boşluk da var. Bagaj hacmi iyi ama bu yükleme konusunda sıkıntı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şurada bir lambamız var. Bunun dışında işte panzilotumuz var. Bu da standart özelliklerden bir tanesi. Bir de küçük bir yeri daha göstereyim. Bagaj kapağını kapatıp arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şarj nerede diye merak edenler olabilir. Ön yolcu tarafında bir şarj bölümümüz bulunuyor. Buradan hem AC. Bu AC biliyorsunuz. Bu da DC şarj bağlantılarımız buradan gerçekleştirilebiliyor arkadaşlar. Şarj içinde tabii gerekli kablo zaten araçla beraber geliyor. Şimdi bu genel görünümden sonra aracın arka koltuğuna oturayım bakalım arka yaşam alanında bizlere neler sunuluyor.
Evet, arka yaşam alanına geldik. Şöyle bir oturalım bakalım. Şimdi arka yaşam alanı oldukça ferah, onu söyleyebilirim. Ben 1.73-1.74 boyundayım ve tavanda yaklaşık olarak 4 parmak çok rahat bir şekilde kafamda boşluk kaldığını görüyoruz. İçeride tabii ki bu pakete özel hani deri koltuğumuz var, oldukça güzel. Burada bir kol dayama falan yok. Hani olsa güzel olurdu ama yok ne yazık ki. Daha önce Clio versiyonlarında da falan kullanan kafalıklar burada da kullanılmış. Koltukların arka taraflarında ceplerimiz var. Buraya bir şeyler koyabiliyorsunuz. Ön tarafta hem de arka tarafta mevcut arkadaşlar bunlar. Böyle bir havalandırma ızgarası var arka taraf için. Açıp kapatılabiliyor. İki tane USB tip C var. Önde de iki tane var USB tip C arkadaşlar. Burada hani şarj için veya bağlantı için kullanabilirsiniz. Kapı kollarında böyle bir hani küçük şişenin sığacağı bir cebimiz var ve bu cep böyle keçe bir malzemeyle kaplanmış. Kapı kollarının iç kısımları biraz tabii yani sert plastik. Şöyle vuruyorum şu anda mesela. Gördüğünüz gibi sert plastik. Bir kapının kol dayama yerleri standart olarak böyle deri benzeri bir malzeme var. Kapı kolları böyle piyano bilek ve camlar otomatik olarak indirilip kaldırılabiliyor. Manuel değil. Tavan siyah renkli arkadaşlar ve bu otomobilde cam tavan ya da sunroof seçeneği bulunmuyor. Onu söyleyelim. Aracın ağırlığını arttırmamak adına yapılmış bir tercih olduğu söylendi. Bize markadan ışıklarımız var. Hem bu tarafta hem de bu tarafta. Yani iki tarafta da ışıklarımız mevcut. Şöyle minik kancalar var. Burada bir şey asmak için kullanabileceğimiz. Bunun dışında ben arka yaşam alanını oldukça beğendim. Son olarak şaft tünelinden bahsedeyim. Şaft tüneli yok zaten burada onu söyleyeyim. Yani bu dümdüz bir tasarıma sahip. Eğiklikli otomobille zaten olmuyor herhangi bir yükselti vesaire. Bu da şu anlama geliyor. Ortada oturan kişi gayet rahat bir şekilde yolculuk yapabileceği anlamına geliyor. Bence de hani gayet iyi bir alan var burada üçüncü kişi için. Şimdi ön tarafa geçelim bakalım oradaki yaşam alanında bize neler sunuluyor. Evet, ön tarafa geldik. Şimdi ön tarafa da oturuyorum. Hiç şaşırmadığım bir ön yaşam alanı beni bekliyor. Neden şaşırmadım? Şimdi benim kanalı takip ediyorsanız, daha önce kanalımdaki videoya da baktıysanız, ben daha önce Renault Austral incelemesi yapmıştım arkadaşlar. Renault Austral tasarımının birebir aynısı burada da var. Ama aslında burada şöyle bir durum var. Aslında ilk olarak bu tasarım Megane E-Tech ile geldi. Fakat Türkiye'ye Austral daha önce geldiği için biz tabii ki önce Austral'ı gördük. Austral'daki tasarım sanki Megane'a da gelmiş gibi düşünüyoruz. Aslında öyle değil. Megane'daki tasarım Austral'a gelmişti. Bir kere şunu söyleyeyim. Sürücüye doğru yönelik bir tasarıma sahip. İki tane farklı bir tane gösterge panelimiz var. Bir tane de arkadaşlar burada çok güzel bir multimedya ekranımız var. 12.3 inçlik oldukça büyük bir dijital kadranımız var. Burada 9 inçlik multimedya ekranımız var. Direksiyon çok şık. Çok hoşuma gidiyor benim bu beğendiğim bir direksiyon tarzı. Alt ve üst kısım biraz daha düzleştirilmiş hafiften ama yanlar böyle tam dairesel bir tasarıma sahip. Eli iyi oturuyor. Güzel tasarımlı bir direksiyon var. Renault logosu burada da bulunuyor. Çeşitli fonksiyon tuşları hem sağ hem sola konumlandırılmış durumda. Sağdakiler daha çok ekranda ve diğer aracın ayarlarıyla ilgiliyken sol taraftakiler de şerit takip olsun ya da adaptif cruise control vesaire olsun bunların ayarlarını yapabildiğiniz ayarlamaları içeriyor. Bir multi-sense tuşumuz var. Burada eco, sport, personel yani kişiselleştirilmiş ve komfort olmak üzere 4 farklı sürüş modu var. Tabii ki takdir edersiniz ki sporttalarsanız araba çıldırıyor. Fakat tabii ki menzili de bayağı azaltmış oluyorsunuz. Kulakçıklar var. Belki bunu merak ediyorsunuz. Şimdi normal dizel ve de benzinli otomobilde kulakçıklar ne işe yarıyor? Bunlar vites değiştirmeye yarıyor ama burada o değil. Burada rejenerasyonun seviyesini ayarlıyorsunuz. 3 farklı seviye var. Araç giderken frene bastığınızda ya da yokuş aşağı inerken kaybettiği elektrik enerjisi bir kısmını geri alıyor. Buna rejenerasyon deniyor. Bunun seviyelerini ayarlayabiliyorsunuz. Bu tamamen size kalmış durumda. Bence böyle ikili falan kullansanız iyi olur. Sağ tarafta silecek tuşumuz var ama yine Austral'da gördüğümüz ama aslında Megane'da olan vites seçim tuşu da burada arkadaşlar. Burada PRND'yi buradan ayarlıyorsunuz. Bu güzel ama şöyle bir sorun var bence. Bazen burada eliniz karışabiliyor. Belki uzun vadede kullandığınız zaman bu durum değişir onu bilemiyorum. Bunun dışında sol tarafta çeşitli fonksiyon tuşlarımız var. Park frenimiz var. Şerit takip sistemi gibi teknolojileri kullandığımız bir alan var. 9 inçlik multimedya ekranı çok güzel çalışıyor ve bu bir Android işletim sistemine sahip ürün arkadaşlar. Onu söyleyelim. Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteğinin olduğunu söyleyeyim. Araçla ilgili birçok ayarı buradan yapabiliyorsunuz ve işte koltuk ısıtmadan tutun da direksiyon ısıtmaya kadar birçok teknoloji bu araçta var. Koltuk ısıtma özelliği arkadaşlar ikonik pakette var. Tekno'da yok. Şurada kablosuz bir alanımız var ki burası yani gerçekten de şimdi
Şimdi Austral'da hatırlayanlar vardı. Burada böyle bir kokpit gibi bir şey vardı. Böyle ileri geri hareket eden uçak throttle diyorlar ona. Gaz açma kapama tuşu gibi. Burada öyle bir şey yok. Böyle burada böyle aşağıya doğru inen böyle şelale şeklinde kocaman bir alan var. Hatta biz buraya bakın bir şeyler koyduk buraya. Sağ olsun Rene böyle koymuş bir şeyler. İçecekler, yiyecekler falan. Suluk var burada. Şöyle güzel. Bunun da yerini ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Şöyle istediğiniz gibi. Ops, tam ayarlayamadım galiba. Evet. Bunlar bu şekilde ayarlanabiliyor. Burada da bir tane suluğumuz var. Şöyle bir alanımız var. Soğutması yok. Bu çok güzel. Bence böyle bir kol dayama mutlaka olmalı. Hafif de olsa ileri geri hareket edebiliyor. Şöyle kapatabiliyorsunuz isterseniz veya şurada küçük bir alan da oluyor. İsterseniz buraya işte böyle anahtardı, şuydu buydu falan buraya koyabiliyorsunuz. Burada da iki tane USB Type-C bağlantımız var. Aracın tasarımında şuralarda arkadaşlar güzel böyle deri benzeri malzeme kullanılmış. Çok yumuşak değil ama çok sert de değil. Şu tasarım güzel böyle açılmış kabuk şeklinde bir tasarımımız var. Torpido gözümüz maşallah diyeceğim boyutta böyle kocaman bir torpido gözümüz var bu şekilde. Ve koltuklarda yine arka koltuklarda olduğu gibi deri kaplama ve bu sarı renkler de burada aracın dış aksamında olan sarı renkleri de burada da görüyoruz. Şimdi benim çok beğendiğim bir teknoloji var bu araçta. Dikiz aynası kamera şeklinde arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim size. İki farklı modu var. Şu anda araç arkadaşlar normal modunda. Bunu açtığımız zaman bakın kamera açıldı ve burada bir arkayı artık kameradan görmüş oluyoruz arkadaşlar. Veya bunu böyle istemiyorsanız buraya çevirdiğiniz zaman normal ayna haline geliyor ve gerçekten de normal bir ayna gibi de kullanabiliyorsunuz. Oldukça büyük, oldukça güzel. Hani ben genelde normal ayna modunda kullandım ama siz mesela kamerada kullanabilirsiniz. Bu kamera özelliğini ben çok beğendim. Hani hep böyle hayalimizde vardı bu teknoloji olsa nasıl olur falan diye. Renault sağ olsun Megane'da yapmış bunu. Geri görüş kamerası vesaire gibi birçok teknoloji zaten araçta bulunuyor. Üst tarafa geldiğimiz zaman ise arkadaşlar iki tane LED lambamız var. Aydınlatma lambalarımız hazır bir şekilde duruyor. SOS tuşumuz burada yer alıyor. Allah korusun acil bir durumda bu sizin konumunuzu 112'ye falan atıyor. Bunun dışında güzel aydınlatmalı. Hoş böyle güzel güneşliklerimiz var. Cam tavan olmadığı için ve içerisinde siyah tasarım olduğu için hani bu birazcık karanlık hissi oluşturabiliyor. Onu da söylemiş olayım. Kapı işlerinde arkadaşlar ahşap malzeme kullanılmış. Böyle güzel de görünüyor. Kapı işleri tabii üst kısımlar birazcık sert ama aşağılarda biraz böyle yumuşak malzeme tercih edilmiş. Sürücü tarafında bütün kontrolleri buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynaları açıp kapatabiliyorsunuz. Bütün özellikleri buradan yapılıyor. Bu arada bu pakette koltukları hem sürücü hem de yolcu tarafındaki koltuğu elektronik olarak hareket ettirebiliyorsunuz. Zaten ayarlamaları da ona göre yapıyorsunuz ve kişiye özel ayarladığınız zaman da siz oturduğunuz zaman araca sizin hemen otomatik olarak sizin ayarlarınız yüklenmiş oluyor. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi olmuş. Şimdi gelin sürüşe geçelim. Bakalım Megane E-Tech sürüş deneyimli olarak bizlere neler sunuyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Megane E-Tech'in içindeyiz şu anda ve Barış da var yanında donanım haberden. Yolculuğumuz başlıyor arkadaşlar. Evet, büyük bir konvoy halinde gidiyoruz. %100 elektrikli bir otomobil. Teknik bilgileri videonun içinde farklı yerlerde vereceğim. 60 kilowatt saatlik bir bataryamız var. 450 kilometrelik bir menzilimiz var ve bu menzille birlikte arkadaşlar oldukça iyi bir elektrikli otomobil. Ben bu aracı merakla bekliyordum bu arada. Epeydir de beklediğim bir arabaydı. Daha önce benim kanalımda incelediğim Austral çok benziyor. Özellikle şu ön taraf fazlasıyla Austral'a benziyor arkadaşlar. Sessiz bir otomobil tabii ki elektrikli otomobillerde olduğu gibi. Teknik özelliklerden biraz bahsedeyim isterseniz. Şurada benim hazırladığım güzel bir dokümanım var. Söylediğim gibi zaman zaman ben bunları sizlerle paylaşacağım videonun içinde. 160 kilowatt gücünde bir motorum var. 300 Nm tork veriyor bu motorumuz. 100 km tüketimimiz ise 16.1 kWh. 0-100 hızlanmamız 7.4 saniye. Oldukça iyi bir rakam bu arada onu da söyleyeyim. 22 kW'lık bir AC desteği şarj anlamında söylüyorum. 130 kW'lık da bir DC DC şarj desteğimiz var. 440 litrelik bir bagaj hacmimiz de var arkadaşlar. 12.3 inç büyüklüğünde bir şöyle kocaman bir devasa bir ekranımız var. Ön tarafta sürücü için bu arkadaşlar. Yolcu tarafında multimedya ekranımız ise 9 inçlik bir multimedya ekranı. R-Link desteği var. Zaten dedim ki bu tasarım Austral'a fazlasıyla benzemiş. Yani birebir aynısı diyebiliriz neredeyse. İç mekan kalitesi de tabii ki buralara bakıyoruz. Şuraları yumuşak. Şurası sert plastik ama şu kısım buraları biraz daha yumuşak arkadaşlar. Ambiyans aydınlatması var. Tabii sessiz bir otomobil. Sesi ne kadar geliyor bilmiyorum şu anda ama Van sokaklarında ilerliyoruz. Yaklaşık olarak böyle bir 90 kilometrelik bir yolculuğa çıktık. Elektrikli arabalar güzel ya. Hani hep söylüyorum.
Biraz dijital ekrandan bahsedeyim. Görünümünü falan değiştirebiliyorsunuz. Böyle çok havalı bir hale getirebiliyorsunuz. Araçta 21 tane farklı sürüş destek sistemi var. Adaptif cruise control'den tutun da kapıyı açarken arkadan bir araç gelse sizi uyarıya kadar bir sürü farklı teknolojisi bulunuyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Ayrıca benim beğendiğim bir detay, aynalarda bu iç dikiz aynasında arkadaşlar kamera var. Ve bu kamera sayesinde arkayı böyle gayet net bir şekilde görüyoruz. Hatta şu anda da görüyorum ben bu arada. Şimdi aracın bizdeki sürümü gri renkli kullanıyoruz. Biz detaylarını da ona göre vereceğim. Araçta farklı renk seçenekleri var. Onları da göstereceğim size. Böyle altın sarısı olan bir tasarım var. O ikonik pakette var. Bir Tekno, bir de ikonik olmak üzere iki farklı paket var. Altın sarısı, ufak tefek dokunuşlar var aracın farklı yerinde. Bu da ikonik pakette var. Bir tek kırmızı renk seçeneğinde o sarı renk yok arkadaşlar. O da herhalde güzel durmayacağı için koymamışlar. Tamamen LED ön farlarımız var. LED arka stoplarımız var. Merak edilen bir konu daha olabilir belki. Vites değiştirme tuşu. Hani biliyorsunuz elektrikli arabalar genelde otomatik vitesli oluyor. Vites değiştirme tuşu bu araçta da direksiyonun hemen alt kısmına konumlandırılmış. Yani şuradan yapıyorsunuz vitesli, yani DRN'yi buradan ayarlıyorsunuz. Burada birazcık kol kalabalığı oluyor ama orta kısmı boş kalmış bu sayede. Çok havalı görünüyor bir araç, ben size söyleyeyim. Yani önceki Megane'larla falan hiçbir alakası yok. Sürüş konforu anlamında da yani elektrikli araba rahat akıyor. Şu anda mesela gidiyoruz Van sokaklarında. 39'da gidiyorum şu anda. 273 kilometrede menzil gösteriyor. Tabii birazcık şehirler arası yola çıkacağız. Elektrikli arabalarla ilgili hep söyleyeyim. Yani genelde söylenmiyor bu. Şehirler arası yolda menzil biraz daha çabuk bitiyor. Neden? Şimdi mesela bu arabanın menzil 450 kilometre. Siz bu araçta şehirler arası yola çıktığınızda menzil 350-370'e falan düşecektir. Çünkü belli bir hızın üzerinde gidiyorsunuz. Rejenerasyon da çalışmıyor. Dur kalk olmadığı için genelde şehirler arası yollarda. O yüzden menzil birazcık fazla hızlı tükeniyor. Onu da söylemiş olayım. Bunda da aynı durum var. Yani bu Renault'a has bir durum değil. Porsche da alsanız, Taycan da alsanız, başka bir şey de alsanız yine aynı sorunla, durumla karşılaşacaksınız. Bununla ilgili çalışma yapılıyor. Daha hızlı şarj olan, daha uzun menzilli piller vesaireler. Onlar geldiği zaman inşallah daha rahat olacak diyorum bazı şeyler. Tabii elektrikli bir otomobil olduğu için torku doğrudan doğruya tekerleğe aktaran bir sistem var klasik olarak. Ve bu da çok daha hızlı ivmelenmenizi sağlıyor. Frene bastığınızda da rejenerasyon var. Rejenerasyon olduğu için de arkadaşlar çok güzel bir şekilde aracın menziline katkıda bulunuyor şu anda olduğu gibi. Bu dikiz ayna olayını ben çok sevdim arkadaşlar. Çünkü araçta kamera var, yani normal şey yok. Yan dikiz aynalarının kameralardan oluşmasını biliyorduk, anlıyorduk, gördük örneklerini. Hatta Togo'da öyle yapacaklardı ama olmadı kısmet. Ama bu model de doğrudan doğruya iç dikiz aynası kamera. Şu anda ben bildiğiniz bir ekrana bakıyorum, yani ekrandan görüyorum, arkadaki kameradan görüyorum arabayı filan. Gelelim Megane E-Tech'in fiyatlarına arkadaşlar. Fiyatları iki farklı paket var. Tekno paketi var. Bir de ikonik paket var. İkonik üst paket. Tekno 1.499, ikonik paket ise 1.599, yani 1.499.000, 1.599.000. İkonik paket şu anda benim de kullandığım. Evet, ivmelenmesi falan çok iyi. Çeşitli sürüş modları var. Aynen Austral'da olduğu gibi direksiyonun hemen altında bir Multisense tuşu var. Buradan işte Sport, bakıyorum şu anda, Personal, Comfort, Eco olmak üzere çeşitli modları ayarlayabiliyorsunuz. Tabii Sport modunda araç öyle hani çıldırıyor tabiri caizse ve hani mesela şu anda olduğu gibi mesela şöyle hareketler yapabiliyorsunuz. Ama tabii bu yaptığınız her hareket arkadaşlar bir 5-10 kilometre menzilden yiyor. O yüzden ben pek önermem. Ama ivmelenmesi falan tabii ki elektrikli otomobil olduğu için gayet başarılı. Renault'un ikinci elektrikli otomobili diyebileceğimiz, yani Türkiye'de satışa sunulan modeller açısından Zoe 1'di biliyorsunuz. Bu ikinci model. Megane E-Tech ile ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Tabii ki aracı Van'da kısa bir süre test etme imkanım bu oldu. Eğer uzun dönemde teste gelirse orada biraz daha farklı deneyimlerimden bahsederim. Ama güzel bir elektrikli araç olmuş. Hem ön hem arkaya yaşam alanı gayet güzel bir şekilde kullanılabiliyor. Fonksiyonel ve estetik bir yaşam alanı var. Yani ben beğendim. Tabii ki beğenmek kişisel bir konu. Siz beğenmeyebilirsiniz. Avustralya'da beğenmeyenler çıkacaktır aramızda ama ben bu tasarımı beğendiğimi söyleyebilirim. Elektrikli otomobillerin standartlarını karşılayan ve özelliklerine sahip olan bir model. Sizin de bu araçla ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum ya da farklı konular varsa yorumlarda fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini bizzat yanıtlıyorum arkadaşlar. Bu konuda içiniz rahat olsun. Bizzat ben yanıtlıyorum ve okuyorum. Elimden geldiğince de bütün sorularınıza yanıt vermeye çalıştığımı söyleyeyim. Ben bu kadar uğraşırken siz de lütfen kanala abone olun. Videolara yorum yapın. Mümkünse paylaşın. Yani bana destek olmak için bazen soruyorsunuz. Bunları yapabilirsiniz. Abone olmak ücretli değil. Abone olun. En azından bana desteğinizi bu şekilde gösterirseniz çok mutlu olurum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri yine açıklamada bulunuyor. Oralardan da beni takip ederseniz çok müteşekkir olurum. Farklı bir otomobil videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.